harcamaları ve vergiler gibi devlet borçlarının da ekonomik etkileri bulunur. Hem iç hem de dış borçlanma bir ekonomide fiyatlar genel seviyesi, gelir dağılımı, ekonomik büyüme ve ödemeler dengesi üzerinde farklı etkiler yaratır. Devlet borçlanmasının finansal bir araç olarak kullanılması, iktisadi yaklaşımlar arasında da tartışıla gelen bir konudur. Bu konuyla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar, Klasik iktisat düşüncesi, neoklasik yaklaşım, Keynesyen yaklaşım, monetarist yaklaşım, devlet borçlanması, iç borçlanma, dış borçlanma, ekonomik büyüme, fiyatlar genel seviyesi, gelir dağılımı ve ödemeler dengesidir. Programı izledikten sonra devlet borçlanması konusundaki bazı yaklaşımlar nelerdir? Devlet borçlanması hangi ekonomik değişkenleri etkiler? İç ve dış borçlanmanın ekonomik etkileri nelerdir sorularını cevaplayabileceksiniz. Devlet borçlanması konusundaki bazı iktisadi yaklaşımlar devletin borçlanmasına karşı çıkarlar. Bazıları da borçlanmanın önemli bir ekonomik araç olarak kullanılmasını savunurlar. Devlet borçlanmasına karşı çıkan temel yaklaşım klasik iktisat düşüncesidir. Klasiklere göre Devlet sadece savunma, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmelidir. Bu hizmetlerin finansmanını da vergi gelirleriyle yapmalıdır. Devlet savaşlar ve verimli yatırımlar gibi olağanüstü harcamalar dışında borçlanmamalıdır. Çünkü borçlanmayla birlikte kamu harcamaları da artacaktır. Bu da başta bütçe açığı olmak üzere ekonomik ve mali sorunlara yol açacaktır. David Ricardo ise diğer klasik iktisatçılardan farklı görüş ileri sürer. Ona göre devlet, olağanüstü harcamaların finansmanı için bile borçlanmamalıdır. Ricardo vergi gelirlerine ya da borçlanmaya başvurulmasıyla yapılan kamu harcamalarının ekonomide aynı etkileri yaratacağını belirtir. Çünkü kamu harcamalarının borçlanmayla finansmanı kişilerin gelecekteki vergi yükümlülüklerini arttıracaktır. Neo klasik yaklaşıma göre, devlet borçlanmaya başvurduğu takdirde kamu harcamalarında bir artış meydana gelecektir. Artan kamu harcamaları bireyin yaşamı boyunca refahını arttıracak ve birey tüketim harcamalarını arttıracaktır. Zira borçlanmanın geri ödemesi uzun vadede ve vergi gelirlerinin arttırılmasıyla yapılabilir. Neye klasik birey bu yükün gelecek nesillere aktarılacağını bilir. Keynesyen yaklaşım ise devlet borçlarının olağanüstü gelir olduğu görüşünü reddeder. Keynesyen iktisatçılara göre devlet borçlanması sadece bir gelir elde etme aracı değildir. Devlet borçlanması aynı zamanda ekonomik konjüktüre uygun olarak kullanılabilecek bir maliye politikası aracıdır. Bu nedenle borçlanma olağan bir gelir kalemidir. Buna karşılık monetaristler Devlet borçlanmasının olağan bir kamu geliri olmadığı görüşündedir. Çünkü bütçe açıklarının kapatılması için borçlanmaya başvurulduğunda kısa dönemde ekonomide üretim artışı olabilir. Fakat borçların vadesi geldiğinde bu durum enflasyonist etki yaratır. Bu da para politikasının işleyişine olumsuz etkiler. Devlet borçlanmasının ekonomik etkileri uzun süredir iktisatçılar tarafından tartışılan bir konudur. Farklı iktisat yaklaşımlarının egemen olduğu dönemlerde devlet borçlanmasına da farklı bakış açıları olmuştur. Günümüzde ise borçlanma hukuki bir kamu geliri olarak kabul edilmektedir. Devlet borçlanması, borcun alınmasından ödenmesine dek devam eden süreçte ekonomik büyüme Enflasyon, yatırımlar ve gelir dağılımı gibi birçok ekonomik değişkeni etkiler. Borçlanmanın belirlenen politikalar uygun sonuçlar vermesi ve istenmeyen etkilerin meydana gelmemesi için tüm ekonomik etkilerin analiz edilmesi gerekir. Çünkü farklı kesimlerde borçlanmanın etkileri de farklı olacaktır. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın devlet tarafından harcanması genişletici etki yaratacaktır elde tutulması ise daraltıcı etki meydana getirecektir. Borcun hangi kaynaktan elde edildiği, borçlanma ile elde edilen gelir kaynağının kullanım şekli, borcun miktarı, vadesi ve ödeme şekli ise borçlanmanın ekonomik etkilerini belirleyen faktörlerdir. İç borçlanmanın ekonomik etkileri borçlanmanın finansmanının nasıl sağlandığına bağlı olarak değişir. Borçlanmanın ekonomik büyüme amacına hizmet etmesi, borçlanmayla sağlanan fonların üretken yatırımlara aktarılmasıyla mümkündür. Eğer borçlanmayla sağlanan fonlar mal ve hizmet alımı yoluyla tekrar ekonomiye aktarılıyorsa bu durumda fiyatlar genel düzeyinin artmasına neden olur. Borçlanma yoluyla sağlanan fonlar harcanmıyorsa bu durumda durgunluk yaratır. Borçlanmanın gelir dağılımını bozmamasının asgari koşulu ise reel faizlerin milli gelir artışlarının üzerinde olmamasıdır. İç borçlanmanın ekonomik etkilerinden biri de ödemeler dengesi üzerinedir. Eğer bütçe açıklarının finansmanında iç borçlanma kullanılırsa borç stoğu artar, makroekonomik dengeyi sürdürmek zorlaşır. Borçlanma ihtiyacının büyüklüğü ölçüsünde faiz oranları yükselir. Yüksek faizlerde borç servisi yükümlülüğünü ağırlaştırarak ödemeler dengesini bozar. Bu da enflasyon beklentilerini arttırır ve ekonomik büyümeyi engelleyici etki yaratır. Dış borçlar borçlanan ekonomi üzerinde farklı etkiler yaratır. Bu etkiler borçlanmanın amacına ve alınan borcun bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına göre değişir. Dış borçların ekonomi üzerindeki muhtemel etkilerinden ilki ekonomik büyüme ile ilgilidir. Dış borçlanma ile ülkeye kaynak transferi yapıldığı için kısa vadede ekonomik büyüme artar. Ancak bu transfer ülkenin borç stoğunun artması anlamına da gelir. Bu nedenle etkileyici ekonomik büyüme hızının borç stoğu artış hızından yüksek olması gerekir. Aksi takdirde ülkenin borç yükü artar ve büyüme için gerekli kaynaklar borçların ödenmesinde kullanılır. Bunun sonucunda da milli gelirde azalma olur. Dolayısıyla bu yapıda bir dış borçlanma ülkeler için sürdürülebilir olmaz. Dış borçların ekonomi üzerindeki bir diğer etkisi de fiyatlar genel seviyesi üzerinedir. Esnek döviz kuru sistemine sahip bir ülkede alınan dış borçlar piyasadaki döviz stoğunu arttırır. Böylece döviz ucuzlar ve yerli para değer kazanır. Yerli paranın değer kazanması da ithalatı ucuzlatıp ihracatı pahalı hale getirir. Böyle olunca da dış ödemeler dengesi ihracat aleyhine açık verir. Dış açıkların finansmanı için yeniden borçlanma yoluna gidilirse, ekonominin borç stoğu artar. Ülkenin uluslararası kredibilitesi azalır ve faizler yükselir. Yüksek faiz oranından borçlanılması ise ülkenin borç yükünü arttırır. Borç sarmalına giren bir ülke bir süre sonra borçlanma kabiliyetini kaybeder ve yüksek enflasyonla negatif büyümeye maruz kalması kaçınılmaz olur dış borçların gelir dağılımı üzerindeki etkisi ise alınan borçla finanse edilen kamu harcamalarından kimin ne kadar faydalanacağıyla ilgilidir. Aynı zamanda bu borcun geri ödenmesinin kimlerden alınan vergilerle yapıldığı da önemlidir. Söz gelimi dış borçlarla finanse edilen kamu harcamalarından yararlananlar sadece üst gelir grupları olursa bu borçların finansmanı tüm toplum tarafından ödenen vergilerle karşılanır. Bu da gelir dağılımını bozucu etki yaratır. Gelişmekte olan ülkeler açısından dış borçlanmanın en önemli etkisi ise ödemeler dengesinin cari işlemler açısından idare edilebilir büyüklükte çıkmasıdır. Ödemeler dengesi sorunu da bu ülke açısından döviz sorunu demektir. Devlet borçlanması konusundaki iktisadi yaklaşımlar farklı görüşlere sahiptir. Klasik iktisatçılar devlete minimal görevler yüklemiş ve onun ekonomiye müdahalesine karşı çıkmışlardır. Neoklasik yaklaşıma göre devletin borçlanmasıyla artan kamu harcamaları bireyin yaşamı boyunca refahını da artıracaktır. Zira borçlanmanın geri ödemesi uzun vadede ve vergi gelirlerinin arttırılmasıyla yapılabilmektedir. Ricardo'ya göre ise devlet, olağanüstü harcamaların finansmanı için dahi borçlanmamalıdır. Keynesyen yaklaşımsa, konjöktüre uygun olarak borçlanmadan yararlanılabileceğini ileri sürer. Monetaristler de devlet borçlanmasının olağan bir kamu geliri olmadığı görüşündedirler. Devlet borçlanması, ekonomik büyüme, fiyatlar genel seviyesi, gelir dağılımı ve ödemeler dengesi gibi birçok ekonomik değişkeni etkiler. İç borçlanmanın ekonomik etkileri, borçlanmanın finansmanının nasıl sağlandığına bağlı olarak değişir. Dış borçlanmanın ekonomik etkileri de borçlanmanın amacına ve alınan borcun amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına göre değişir. Bu programda devlet borçlanması konusundaki bazı yaklaşımlardan söz edildi. Devlet borçlanmasını etkileyen ekonomik değişkenlerle iç ve dış borçlanmanın ekonomik etkilerine değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Devlet Borçları ders kitabının 5. ünitesinde bulabilirsiniz.